kavuşturan Müzik Online programı artık YouTube'da. Deli Sorular programı artık tam anlamıyla başladı. Müzik On Air'ın ayrıcalığıyla bugünkü konuğumuz Haydar Karadağ. Hoş geldin Haydar. Evet, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Öncelikle bu yeni programımız hayırlı olsun. Çok teşekkürler. İlk konuğunuzu da beni aldınız konuk olarak. Çok mutlu oldum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır biz zaten bu programın tanıtımını yapıyorduk. Hı hı. Ve seni de çok yakından tanıyor. İzleyicilerimiz de çok yakından tanıyor ama hı hı. Kısaca biraz da klişe olacak ama kendinden biraz bize bahseder misin? Tabii ki. 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldim. Hı hı. Ve ilk müzik eğitimimi de yine Almanya'da aldım. Piyanoyla başladım. İlk deneyimi piyanoyla oldu. Evet, piyanoyla oldu. Ve daha sonra işte okullar başladı, korolar başladı böyle. Koroya da müzikte, gitti. Evet, iç içe oldum. Ve lise çağlarına geldiğimde bir gitarla tanışmam oldu ki o müzik hayatımda bir kırılma noktası oldu. Piyanodan sonra gitar. Evet, gitara çok bağlandım, gitarı çok sevdim. Gitarla şarkılar yazmaya başladım. Bu bana çok keyif verdi ve ben burada kalacağım dedim. Ait olduğum yer burası dedim ve hem bir yandan gitaristlik bir yandan da söz müzik beste çalışmaları böyle birlikte ilerledi. Hayat sonra işte bu şekilde şarkı yazarak, prodüksiyon yaparak, şarkılar üreterek devam ediyor. Hala. İkimiz müziği, söz müziğine sana ait. O zaman evet. Buradan geldi bu. Evet. Peki bu ikimiz müziğini kliplendirerek yaptığın o aşamada yaşadığın duyguları bize bahseder misin birazcık? Tabii ki bahsedeyim. Çok ilginç bir hikayesi var. Evet. 1997 senesinde kaleme alınmış bir eser ikimiz. Bunu tabii yönetmenim duyuyor ve diyor ki biz bunu niye yapmıyoruz? Ben dedim yani çok eski bir şarkı, istersen yeni de yazabilirim. Hı hı. Yok dedi, ben bunu yapacağım dedi. Sen bana bırak dedi. Sevgili Emre Bayar yönetmenim. Buradan sevgiler kendisine. Evet, kendisine de sevgiler olsun. Tuttu parçayı, bambaşka bir hale getirdi. Öyle mi? Evet, yani bayağı bir çalıştık, uğraştık. Sonra klibi nasıl yapacağız dedik. Yine oturduk işte. Tasarladık bir şeyler. Eyüp'le tanıştık. Sevgili klip yönetmenimiz o da. Buradan yine kendisine evet, selam olsun. Onunla oturduk, konuştuk, tasarladık, çizdik vesaire ve hikayenin o döneme ait olmasını istedik. 97'de yazılan bir şarkının hı-hı. klibi de biraz biraz klibi retro. Ben izledim. Evet. Biraz retroydu. Evet, öyle olmasını tercih ettik ki hani duygular daha samimi karşı tarafa geçsin diye. Bu şekilde çalıştık ve çok eğlendik. Yani sette de çok eğlendik. Peki bir aşk hikayesi var mı bunda? Gerçek bir hikaye var benim mı? Benim şarkılarımın hepsinde falan var. Yani ben hissederek yazıyorum, yaşayarak yazıyorum. O zaman bir hikaye de söz konusu. Var mutlaka. Hikaye zaten şarkının kendisi. İkimiz yerine falan. Gibi. Bayağı güzel, insanları da bayağı etkiliyor. Güzel bir kitleye de sahip oldu. Hı-hı. Peki gerçekten olabilitesi olduğu yerde mi? Yani şu an gerçekten hayranlara bunu ulaştırdığını düşünebiliyor musun? Şöyle sevgili Pamuk, parçamız daha, şarkımız çok bebek. Yani büyümesi gerekiyor. Sevgili Müzik On Air ailesiyle çalışıyorum. PR'ımı da onlar yapıyorlar sağ olsunlar. Evet. Onlar, biz bebeği verdik, onlara teslim ettik. Onlar da büyütecekler. Ben hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Çok içime sinen bir çalışma oldu her şeyden biz önce. Biz de çok beğendik. O anlamda içim zaten rahat ve dediğim gibi hak ettiği yere mutlaka her şey gelir. Sadece şarkım için söylemiyorum. Hayatta güzel olan her şey mutlaka bir gün hak ettiği yere gelir düşüncesindeyim. Biraz da buradan bir ego falan çıktı. Egolu musun peki? Şimdi ego hepimizde var. ama egomu iyi yönettiğimi düşünüyorum. Yani egodan egoizme giden o basamaklarda ben iyi frenliyorum kendimi. Sürekli işte Haydar ne yapıyorsun? Bak çok bildiğini zannetme gibi sürekli içimden böyle kendimi dizginliyorum. Haddimi biliyorum. Haddimi biliyorum kesinlikle ve yani bana şimdiye kadar çok egoist ya da çok egolu bir insansın diyen de çıkmadı henüz. Ama her işte sanatla özellikle biraz egolu olması şart. Ego her ya yani ego dediğimiz şey zaten bilinç. Yani hı-hı. bilinçli olmak durumundayız zaten. Hı-hı, bilincimizi kesinlikle. Yönetmek zorundayız ki özgüvenimiz olsun, komplekslerimizden bir arınalım. Dolayısıyla yani egoyu hissetmemiz gerekiyor. Ama çok güzel, özür dilerim, çok güzel bir deneyimim var. Gitarla başladım diyorsun. Hı-hı. Sonra söz müzik yazdım diyorsun. Evet. Buradan senden küçüklerde bir tavsiyen var mı? Çünkü biliyorsun sosyal medyada inanılmaz evet. derecede bir gitarla şarkı söyleme evet. platformu oluştu. Var. Evet, evet. Yani samimi olsunlar, işlerini sevsinler.
enstrümanlarını öğrensinler. Müziğin de tabii bir teorisi, bir kaidesi var. Mümkün olabildiğince onun o yönüyle de ilgilensinler. Yani müziğin bir matematiği var. Ona da baksınlar. Çünkü herkes hızlı bir şekilde tanınmak istiyor. İşte şarkın bilinsin istiyor. Hemen şarkı yazıyorlar. İşte hemen enstrümanı çaldım diyorlar ama bir çay bile demlerken değil mi? Bir süreç yaşıyoruz. Yani bir demlenme süreci yaşıyoruz. Gençlerden sabırlı olmalarını özellikle o tavsiyede bulunacağım. Ve mutlaka disiplinli bir şekilde çalışmalarını yapsınlar ve burada tıkandık biraz. Olsun. Neyse. Yani şunu demek istiyoruz. Hı. Bu işte de müzik işinde de normal bir sektörde olduğu gibi bir disiplin şart mı? Mutlaka. Mutlaka disiplin şart. Çünkü dediğim gibi müziğin bir matematiği var, bir teorisi var. Hı hı. Bunu iyice anlamak, kavramak gerekiyor. Çünkü bir şarkı yaparsınız tesadüfen çıkabilir. İki yaparsınız tesadüfen çıkabilir. Hı hı. Ondan sonra tıkanırsınız ki sektörde hep bunu görüyoruz. Değil mi? Yani bir iki şarkı yaptı diyorsunuz, üçüncü şarkı yok diyorsunuz. Çünkü herkes bekliyor, evet, hayranlar çünkü bekliyor. Altyapı ve matematiğini bilmediğiniz zaman formülleri çok sık şarkı üretemezsiniz ve yazamazsınız. Dolayısıyla bu işin bu kısmına da değinsinler ki yani müzik eğitimi veren bir sürü okullar var. Onları araştırsınlar, bulsunlar. İyi hocalar var. Mutlaka bir nazariyat yani usta çırak ilişkisine girsinler. Hı hı. Yapabiliyorlarsa tabii bir konservatuar eğitimi de alabilirler. O kadar çok kendisinden bahsetti ki Haydar Bey, kendisinden bir şarkı mırıldanmasını rica edeceğiz. Bizleri kırmazsa tabii ki de. Tabii ki kırmam. Zaten gitar hemen yanı başımızda. O zaman dinleyelim. Şöyle yapalım. Ben ilk kez sizin programınızda ikimiz şarkısını böyle çok bir seviniriz. Akustik tamam. Bir deneyelim bakalım çok ne çıkacak seviniriz. Ortaya. Şöyle ufak bir dinleti olsun izleyiciler için de. Çiçekler bahar bekler senin gibi, benim gibi. Ümitsiz bu denizler senin gibi, benim gibi, senin gibi, benim gibi. Ne olacak halimiz? Ne olacak seninle? Resimlerde sessiz ama ikimiz. Ne olacak halimiz? Ne olacak seninle? Resimlerde sağlık. Evet, şöyle bir minik de olsa seslendirmeye çalışın. Çok teşekkürler. Gerçekten harika. Şöyle gitarımızı yerine koyalım. Sarsmadan. Okey. Peki Haydar, bundan sonra sevenlerine yeni bir şarkı düşünüyor musun? Ben zaten hiç durmuyorum. Evet. Onu bilsinler. Şu anda stüdyoda bir kaydım bitti. Yeni bir şarkı geliyor. Evet, bundan evet, da onu sürprizine evet. verelim. Şarkımızın bu sefer ilk defa bir başkasının söz ve müziğini seslendireceğim. Sevgili prodüktörüm ve yönetmenim Emre Bayar'ın sözümüzü ona ait. Başka Yollarda. Şarkımızın ismi de evet. Süper. Şu anda mix mastering aşamasında. Daha sonra harika. Klibini konuşacağız. Yeni yıl gibi. Yeni yıl tabii yani. 2020. Ocak 2020 olsun o da. 2019'umuz var bir de 2020'miz olsun. Hı hı. 2027 bir şarkıyla gireceğiz inşallah. Buradan da bunun müjdesini veriyoruz. Peki rap müzikle ilgili ne düşünüyorsun? Rap müziği her zaman çok sevdim. Hı hı. Çok güzel bir müzik. Bir kere ritmi olan bir müzik. Türkiye'mizde de biliyorsunuz son zamanlarda çok bir popüler. Trendleri çıktı. Popüler oldu. Gayet güzel, keyifli. Dinliyorum, seviyorum da. Sevenlerin senden böyle bir
müzik? Ben herkesin bildiği işi yapmasını tercih ederim. Hı-hı. Ama biz mesela bu son yeni yapacağımız şarkının bitleriyle biraz oynadık. Yani şimdi çok trapler, hip hoplar gündeme geldiği için, hı-hı, biz de bir takım revizeler yapacağız. Yani dinleyici rap dinliyor diyelim. Sonra benim şarkımı da dinlediği zaman böyle çok bir yabancılaşma olsun istemiyoruz. Çünkü, evet, bir kulübe gittiğiniz zaman ya da bir sahnede bir program izlediğiniz zaman bir sound dinliyorsunuz. O sound'a yatkın olsun. Biraz popüler sound'a, hı-hı, yatkın olması açısından yine yeni şarkımızın içeriğinde biraz hip hop, biraz trap ritimleri koyacağız. Ama tabii rap okuyacak mıyız? Mümkün değil. Dediğim gibi herkes bildiği gibi okumaya devam etsin ki her şeyin güzelliği farklı farklı, yani herkesin güzelliğinden böyle istifade etmek lazım. Hazır rapten konumuz açılmışken sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyayla aram yeni yeni iyi olmaya başladı. Çok seviyorum, hı-hı, sosyal medyada vakit geçirmeyi. Keyifli buluyorum. İnsanlara çok rahat ulaşabiliyoruz. Bu çok heyecanlandırıcı. Bir şarkı yazıyorsunuz, koyuyorsunuz ve bir anda böyle bütün kitlelere ulaşabiliyor. Sosyal medya doğru bir şekilde kullanıldığında aslında güzel bir PR aracı. Mutlaka, mutlaka. Çok başarılı, evet. Peki söz müzik yazıyordum, müziklerim var, güzel sözlerim var diyordun. Daha önceden hiçbir isimle çalıştın mı? Birçok isimle çalıştım ama bunların içerisinden tabii ki Sibel Can, Maraz isimli eserim okudu. Ve öyle bir sevim, evet, miydi o? Evet. Ön plana çıktı o parçam. Ondan önce Ümit Yaşar da okumuştu. O da çok güzel okudu. Ama tabii Sibel Can da okuyunca böyle bir değerli bir hale geldi. Onun güzel sesiyle. Çok keyif aldığım bir çalışmadır Maraz. Sibel Can'ın sesine de çok yakıştı. Veriyoruz yani. Bir gitar da çalıyorum. Hani böyle bir takım sahne arkadaşlarımın projelerinde gitarlar da çalıyorum. Stüdyoda kayıtlarına eşlik ediyorum. Yakın zamanda konser turne. Şimdi yeni bir menajerle anlaştık. Süper. Onunla konuşuyoruz, program hazırlıyoruz. Ben de repertuar çalışıyorum şu anda. 2020'den sonra, yani şu yeni single de bekleyeceğim. Hı-hı. O da bir çıksın. İnsanlarla iyice tanışalım istiyorum, birbirimizi tanıyalım istiyorum. Ondan sonra sahnelerde, sokaklarda bir yerde buluşacağız mutlaka. Süper. Bunu çok isterim. Yeni nesile, yani şunu söyleyebilir miyiz? Bir müziği çıkarmak, kliplendirmek, turnelere gitmek, konserlere gitmek, hepsi bir paket halinde bir çalışma. Evet. Buradan onlara neler söylemek istersin? Yani her şeyin başında tohum çok önemli. Tohum. Tohum çok sen, önemli. Yani söz ve müzik. Hayallerin peşinde koşan bir adamsın. Evet. Söz ve müzikleri çok güzel olsun. Hı-hı. Sadece kendine inanmasın. Hı-hı. Bir takım insanlar da inansın. Çünkü herkes hayalindeki hayali geniştir, yani bir işi tutar ve çok iyi yerlere gelebilirim der ama bunu birkaç kişi de söylerse pekiştirmiş olur. Bunu es geçmesinler. Sonraki aşamalar bütçeli aşamalar. Bulabiliyorlarsa sponsor bulsunlar. Plak şirketleriyle görüşebilirler. Ama doğru müzik... Doğru müzik zaten tohum dedik. Ya doğru o, söz. O bir doğru söz, doğru müzik. Sen çok güzel bir söz yazar olarak. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bunu tabii pekiştirsinler. Hani bir takım insanlarla, bilir kişilerle, müzik eleştirmenleriyle biz bir şarkıyı, bir repertuar seçerken, hı hı, 100 parça dinliyoruz. Yani bu nasıl ikimizi... oluyor işte? Mesela hani şu şarkı hop bu patladı. Nasıl diyebileceğiz bunu? Yani arkadaşlarım da yani... Bu şarkı çıkıyor hop patlıyor. İşte herkes, ya bence yakın çalışıyoruz yani diğer meslektaşlarımla da. Hı hı. Önümüze birçok sayıda parça koyuyoruz, hı hı, yatırıyoruz. Ve bunu müzik bilir kişilerle, eleştirmenlerle oturuyoruz, tartışıyoruz. Hı hı. Olur mu? Olur mu, olmaz mı, tarz ne, gündem ne vesaire ne? Bunları çalışıyoruz. Yani bu baya bir uğraş gerektiriyor, kafa yorma işi bu. Neticesinde oturduğumuz, seçtiğimiz parçayı ondan sonra aranje aşamasını alıyoruz, tonlarını seçiyoruz. İşte ne bileyim hangi enstrümanı çaldıracağız, kim ne çalacak. Ya bunlar baya baya uzun işler. Daha sonra işte senaryo hikayesini nasıl görselleyeceğiz, nasıl kliplendireceğiz, neyle çekeceğiz vesaire. Komple bir prodüksiyon. Zaten bir kere bunun bir bilincinde olsun. Yani bir işe girmeden önce işin içeriğini bilmekte fayda var. Hani böyle balıklama dalmak da güzel değil. Bu çok meşakkatli bir iş. Hı-hı. Uzun bir iş, soluklu bir iş. Bunu iyice bilmek gerekiyor. Ondan sonra eğer bunlara cesaretleri varsa, evet ben buna mücadele ederim, savaşırım diyorlarsa, meydan onların, yani çalışsınlar. Dediğim gibi bu şekilde, bu yolda ilerlesinler. Çok teşekkürler. Müzik On Air, kafamda deli sorular programının bugünkü konu sevgili Haydar'la
konumuza devam ediyoruz. Şu an sizin için bir küçük ricada bulunacağım. Tabii biz ki. Müzik On Air platformu olarak gelen konuklarımızdan sevgili seyircilerimize birer hediye istiyoruz. Senin ne olabilir hediyen? Onlara şöyle bir hediye vereyim. Bence çok anlamlı olacaktır. Benim bir önceki yaptığım DMC ile yine çalıştığımız Kalsaydık Böyle isimli single vardı. Onu da Fabio Taşel ile yapmıştık 2017'de. Onun şu anda DNR'larda CD'leri tükenmiş durumda. Bitti. Ama bende var. Aa, süper. Birkaç tane var. Şanslısınız. Onlardan imzalı hediye ederim. Kaç o adet zaman, istiyorsanız var yani. O zaman Müzik On Air Kafamda Deli Sorular programını izleyen, bu yayını izleyen herkese iki tane mi? Üç diyelim. İki üç az tane, oldu. Üç tane CD verelim. Sevgili Karadağ'ın güzel albümden hediye. Programımızı artık toparlayacak olursak sonlara doğru geliyoruz. Hı. Bundan sonraki aşamalarda bir daha konuğumuz olur musun? Mutlaka olurum. Ben Müzik On Air ailesini zaten seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. PR'ımı da onlara emanet ettim. Onlara çok güveniyorum. Çok değerli buluyorum çalışmalarını. Dolayısıyla her zaman beraberiz. Yani benim müzik yaşantım devam ettiği sürece ben sizleri her zaman görmek isterim. O zaman önümüzdeki bir çalışmanda tekrar bu çok gündeme sevindim. Gelecek şarkılarda beraber. Son bir soru daha soracağım. Lütfen bunu sormak tamam. istiyorum. Şimdi hayatını nefret ettiğin bir ünlü var mı? Bunu soracağım. Soracağım. Yani sevmediğin biri var mı? Vallahi yok. Yani çok samimi söylüyorum. Yani hayatta sevmediklerim yok zaten. Ben hiç kimseyi herkes çok seviyor seviyorum. Musun? Yani bana, pozitif bir insansın. Bana, evet, bana böyle ne bileyim şey yapanları, benimle uğraşanları bile seviyorum. Gerçekten evet, mi? Evet, hiç öyle bir şeyim yok. Hakikaten kırgınlığım, küskünlüğüm, hiç kimse yok bu hayatta. Öyle bir yanım yok. Hiç kimse. Çok samimi. Ay, şundan nefret ediyorum. Hani şu anda kameralar kapanmış gibi düşünüyorum. Evet, kapalı zaten. Yok, sohbet ediyoruz. Hakikaten hiç kimseye böyle inciten bir yönüm yoktur. Hiç. Herkes de pozitif olmayı nasıl başarıyorsun? Herkes de pozitif. Yani bu benim mizacım bu. Yani zaten çok sakinsin derler Aydar. Hiç dünya umurunda değil mi senin? İşte bak şöyle böyle. Sakin olun derim ya. Rahat olun. Yani her şey güzel olacak. Çalışalım. Çiçekler, böcekler böyle bir kafam var benim. Çiçekler, böcek. Aşk var mı? Aşk da var tabii. Var mı? Var, süper. Var. Biraz sevgiler. O zaman bu şarkıların çıkmasını tetikleyen bir var, aşk var. Mutlaka var. Hikaye olmadan, aşk olmadan yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şey bizi, olmuyor. Sahte şeyler yok. Hepsi gerçek. Aynen, organik. Süper. Haydar Karadağ'a bir daha da teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geldiğin için çok teşekkür ederiz Haydar. Umut, ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun sana oldum. Ve Müzik On Air ailesine ve sevgili izleyicilere. Kucak dolusu sevgiler. Çok çok keyifliydi. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten mutlu olman evet, bizi evet, de mutlu çok etti. Sağ olun. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki konuğumuzun heyecanıyla sizlerin tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.